Herkese selam, ben Emir. Bugün Bloxroot'te Cursed Dual Katana nasıl alınır size bugün onu göstereceğim. Yani bir diğer adıyla CDK. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kanala bir aydır video atmadım çünkü zaten birçok kişi biliyordur. YKS sınavım vardı. Çok kötü geçmedi sınav. Önce onu söyleyeyim, merak edenler olmuştur belki diye. Şimdi birçok kişi diyecek ki YKS bir hafta önceydi. Niye bir haftadır video atmadın diyecekler için de. Yani bu tamamen aslında şeyden dolayı. Neredeyse 3 haftadır fazla hiçbir şekilde edit video falan yapmadığım için. Yani üşengeçlik ya da tembelliğim tuttu zaten. Bir hafta boyunca birazcık dinlendim diyeyim. Hani öyle çok fazla zaten Roblox oynamıyordum. Hatta Blox zaten salmıştım neredeyse. Hiç girmiyordum yani. Meyve açma ya da para kasma hiçbir şekilde yapmadım zaten. Ama artık tekrardan devam edeceğim. Bir de bizim birçok kişinin sorduğu bir soru vardı. Yan hesabı kasacak mısın diye, hani devam edecek misin o seriye diye. O seriye devam edeceğim ama ben o hesabın şifresini unuttum. Evet, biraz benim eşekliğime denk geldi. O hesabın şifresini unuttuğum için Allah'tan zaten Gmail'e falan bağlamıştım o hesaba da ne olur ne olmaz diye. O şekilde tekrardan geri zaten şifresini öğrenip ya da geri değiştirebilirim. Onun da tekrardan videoları gelecek zaten, merak etmeyin. O zaman yavaştan videomuza geçelim. Şimdi öncelikle buraya geliyorsunuz. Burası kafenin direktman arka tarafı. Gerçi kafe değil de burası. Mansion'ın direkt arka tarafı. Burada bir tane NPC var. Şimdi öncelikle bu NPC sizle konuşmadan önce levelinizin 2300 level olmanız gerekiyor. Artı olarak da şu elimde gördüğünüz yama kılıcını 350 master'i yapmış olmanız gerekiyor. Bir de bunun diğer bir beyaz hali var. O da neredeydi? Bakalım. Heh, o da burada. Bir de artı olarak da bunu 350 master'i yapmanız gerekiyor. Bu iki kılıcı 350 master'i yaptıktan sonrasında buradaki NPC size bu binanın kapısını açacak. Bununla konuştuğumuz vakit. Zaten Ali maalesef ki bir tane görevi yaptığı için zaten şey yapmış. Açmış yani. Neyse artık Allah'tan diğerlerini yapmamış da. Şimdi buradan sonra şöyle geliyorsunuz. Şu kapıyı açıyor zaten size. Buraya böyle giriyorsunuz. Şimdi buraya girdikten sonrasında burada iki tane parşömen var. Bir tanesi Yama'nın görevi için, bir tanesi Tuşta için. İlk önce Tuşta'nın görevini aldık. Bu ilk görev için şimdi yapmamız gereken şey, gemi satın adamlar vardı ya hani, adaların genelde liman kısımlarında olan adamlar. O NPC'lere gidip konuşmamız gerekiyor. Şimdi bu NPC'lere geliyorsunuz. Şöyle next diyeceksiniz tabii ki de önce. Bir tane daha. Ha. Burada pardon me yazısına basıyorsunuz. Chocolate Land'e gidelim. Aynen şurada vardı. Şuna gelelim. Ya bu arada illa bununla konuşmaya gerek yok. Onu da söyleyeyim. Mesela bununla da konuştuğunuz vakit gene pardon me şeyi çıkıyor yani. Onu merak etmeyin. Bakın mesela gene çıktı yani. Tamam, bununla da konuştuk. Herhalde son bir tane yer kaldı galiba. Ora nerededir? Kek Island'a gidelim. Kek Island'daki çünkü yakındı. Allah Allah. Bunda niye olmadı? Allah Allah, anlamadım. Kek Island'daki herhalde aynı bölge diye galiba saymadı. Garip. Neyse, Port'a gidelim. Port Dağı'na. Tamam, gördüğünüz gibi scroll şey oldu dedi. Ve bize galiba bir tane şey vermiş olması lazım. Tekrardan şeye gidiyoruz. Aynen, bakın ikinci trail diye çıktı. İkinci görev için size şöyle söyleyeyim. Tuşta'nın ikinci görevi için Pirate Raid yapmamız gerekiyor. Tabi meyveyi illaki almamıza gerek yok. Sadece Pirate Raid'deki bir tane NPC kessek yetiyor. Şu an bu arada server değiştirdim. Pirate Raid gelmiş şansıma artık direkt. Hemen şuradan ikinci görevi alıyorum. Pirate Raid çünkü yapmamız gerekiyor biliyorsunuz. Kaldık şeye gittik de bunlar ne yapıyormuş hocam? Tane kesebilmem gerekiyor. Tamam.
Tamam, FPS 5 FPS oldu. Sakin olun. Tamam, bir tane kestik. Yeter bize bir tane kesmek. Ha, bakın. Görev bitti. Bu da bu şekildeydi. Son görev için Big Mom keseceğiz. O yüzden önce bir Ice Cream Land'e gidiyorum ve Big Mom var. Çok güzel. Şimdi şu dolana kadar açıklamamı yapayım. Bu görevi yapmak istiyorsanız tabii sen o Big Mom'u kesmemen lazım be. Hızlı gelmem gerek. Şimdi görevi aldıktan sonra Big Mom için 2 dakika sürede Big Mom'u kesmeniz gerekiyor. Big Mom eğer ki 2 dakika sürede kesemezseniz sizi o özel boyut tarzı bir yere yollamıyor. Bu ilk başlarda çok sıkıntı yapıyordu. Millet diyordu ki ben Big Mom kesiyorum ama olmuyordu diyordu. Bunun sebebi belli bir süre içerisinde yapmamız gerekiyordu bunu. Şöyle hemen Ice Cream Land. Adam şu kesecek Big Mom'u. Tamam, geldim. Big Mom'u kesiyoruz yani bu şekilde. Heh, loading çıktı. Tamam, saydı. Böyle cennet boyutu herhalde, aynen cennet boyutuna şey yaptı, bizi aldı. Şimdi burada 3 tane mum var diye hatırlıyorum. 3 tane, yok pardon, ne mumu ya? 3 tane meşale var. Meşale yakacağız. Şimdi ilk önce şunu yakalım. Şimdi gördüğünüz gibi NPC'ler spamlandı. Bunları kesmemiz gerekiyor. Yani ölmemeye çalışmamızda. Tamam, ilk meşale bitti. Şimdi sırada ikinci meşale var. İkinci meşale de burada. Bunu da o zaman yakalım hemen. Yine aynı şekilde NPC'leri kesiyoruz. Yine bu da yandı aynı şekilde. Şimdi sırada son meşale kaldı. Bu son meşalede şunu söyleyeyim. Bir tane boss çıkıyor. O boss'u da kesmemiz gerekiyor. Boss biraz zor ölebiliyor yani. Onun için artık dikkat etmeniz gerekiyor. Ölmemeye çalışın yani boss'ta. Evet, boss geldi zaten. Direkt skill'leri spamlamaya başladı boss. Tamam, boss'u kestik. Sırada şunları kesmek var. Bunları nasıl keseceğiz? Hiçbir fikrim yok. Vurabiliyor muyum? Aa, vuruyorum. İyi. Tamam. Gördüğünüz gibi önümüzdeki kocaman kapı açıldı. Kapıdan geçtiğimiz gibi bizi o kırmızı parçayı ve bizi tekrardan geri ışınlayacak zaten. Şöyle geçelim. Aynen. Bakın. Verdi. Şimdi bunun tüm görevlerini bitirdik. Hepsi bitti bunun görevi. Geriye bir tek Yaman'ın görevi kaldı. Yaman'ınkine hemen geçelim. Yaman'ınki zaten acıyla alakalı bir şey. Yani hasar almamız gerekiyor. NPC'den ya da bir oyuncudan hasar alsanız zaten gene sayıyor. Şöyle mesela geldim yanına. Heh, bakın mesela oldu. Bir tane bize fragment verdi. Şimdi son olarak buranın yine ikinci trial'ı Haze of Mystery diye yazılmış. Şimdi bunu şöyle anlatmam gerekirse, etraf sisle kaplanıyor ve her adada belli NPC'ler var, böyle morla işaretlenmiş. O NPC'lere gidip kesmenizi istiyor oyun sizden. Mesela görevi şu an aldım. Etraf gördüğünüz gibi bembeyaz oldu, hatta daha da kötü oldu. Horde'dan o zaman başlayalım. Mesela mor NPC hemen keselim. Bakın gene mor NPC, bunu da hemen kesiyoruz. Mesela şimdi iki tane kestim. Üzerlerindeki belli başlı NPC'lerde mesela morluk gidiyor. Hani her NPC'den çünkü yeteri kadar kesmemizi istiyor bizden. Mesela buradaki NPC'ler de şu an bitti.
Aynen. Bitirdik. Bu birazcık uzun sürebilir ama portal olursanız çok rahatlatıyor. Haberiniz olsun yani. Çünkü portalla gerçekten bunu yapmak çok basit ve ben yanlış yere geldim. Şimdi diğer görevimiz ve Yama'nın son görevi olarak Fear the Reaper. Bu birazcık nasıl söyleyeyim? Kemik lazım bayağı bir. Evet, uzun uğraşlar ardından Discord serverında birini bulduk. Kemiği olan birisinin spin atacak şimdi Reaper için. Ayrıca şimdi gece olduğu için de imkanlar çok kısıtlı yani. İnşallah Reaper'ın özü gelir ve videoyu bitiririm yani, çünkü gerçekten geç oldu yani artık. İnşallah gelir. Açayım mı diyor. Aç aç. Bu arada boss'u spamlamak için şuraya koyacaksınız. Koysun oraya. Evet. Bilinmeyen bir yaratık tarzı bir şey değişti. Dünyaya girdi diyor. Şimdi benim yapmam gereken şey, görevi almış bir şekildeyken buradaki boss'u ölmek. Sadece öleceğim. Bu kadar. Ve tekrardan loading yazdı ve bizi cehennem boyutuna yolladı. Şimdi gene aynı şekilde burada da 3 tane meşalimiz var. Buradaki 3 tane meşaleyi de yakıp NPC'leri kesmemiz gerekiyor. İlk meşaleyi yakalım. Tamam, ilk meşaleyi hallettik. Sırada ikinci meşalimiz var. Yakalım. Tekrardan NPC'ler geliyor. Tamam, son meşale kısmına geldik. Tamam, boss geldi. Ha, boss karanlık kullanıyormuş. İyi, tamam. Boss'u da kestik. Sonunda bir sıkıntı iyi ki olmadı. Buradan geçtikten sonra 6. parçayı da almış olacağız. O zaman hemen geçelim. Ve 6. parçayı aldık. Tabii şu iskeletler gene geliyor. Gelmeyin hocam. Gelmeyin. Gelme gelme. Niye geliyorsun ya? Şimdi hemen şöyle göstereyim. 6 tane kırmızı parça. Alucard Fragments. İnşallah yanlış okumuyorumdur. Şuraya takıyorsunuz. Nasıl takıyoruz? Takamıyorum. Niye takamıyorum? Heh. Bunlar niye beni kovalıyor? Hocam beni bırakır mısınız? Please. Heh. Aç 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 aç. Kapıyı aç. Tamam. Boss'umuz burada. Tamam. Boss'u kestik ve evet. Cursed Dual Katana'mız yani CDK'mız elimize verdi. Skill Showcase'ini yine kendi hesabımda yapacağım. Onu da söyleyeyim çünkü Ali'nin hesabında şey yapmak zor olacak ve Arda mı bu? Aynı Arda gelmiş. Ne diyor? Emir aldın mı? Aldım. Evet, tekrardan selam. Evet, şu an kendi hesabıma geçmiş bulunmaktayım. O zaman CDK Showcase'ine geçelim. Şimdi ilk olaraktan birçok kişi şunu sorabilir. Hani ilk defa izleyenler için söylüyorum. Zaten beni izleyenler biliyordur. Benim CDK'nın şu anki gördüğünüz gibi efektinin olmasının sebebi bendeki Reaper scroll'u yüzünden. Hani siz CDK aldığınız vakit sizin CDK'nız bu şekilde efektleri olmayacak. Onu söyleyeyim. Haki siz zaten görünüşü bu şekilde. Bir tarafta beyaz kılıç, bir tarafta yama kılıcı zaten. Haki açınca bu şekilde böyle parlıyor yine. Kırmızı kırmızı parlıyor. Düzkaleyi bu şekilde. Z skill'i etrafında dönmesini sağlıyor kasırga gibi. Şöyle geniş açıya alayım. Bu şekilde döndürüp fırlatıyor ileriye doğru. Tabi bunu illaki adamın önünden yapmanıza gerek yok. Yani uzaktayken de döndürüp fırlatabilirsiniz. Aha da bu şekilde. Her türlü adamı vuruyor. Gelelim o zaman X skill'ine. X skill'i bu şekilde uzun bir süre basılı tutarsanız böyle bir tane yuvarlak bir şeye doluyor gibi gösteriyor. Adamı şu şekilde içinden geçebiliyorsunuz ve bayağı da bir uzağa sizi fırlatıyor. Eğer ki siz bunu sadece basıp bırakırsanız da çok kısa bir mesafe yol kat ediyor.
Aha da böyle mesela. X'e uzun basarsanız daha uzağa gidersiniz. Kısa basarsanız daha kısa gidersiniz. Yani mantık bu şekilde. Showcase'imiz de zaten bu şekildeydi. İki tane skill'i var. İki skill'in de kendine özgü özellikleri zaten gösterdik. O zaman bugünlük benden bu kadardı. Yeni video fikriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Algoritma için kanala abone olmayı, video like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıyeten de videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.